Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda toplumumuzun en önemli yapı taşı, en küçük yapı taşı derler ya ailemiz. Bireyleri, işte bireyler aileleri oluşturur, aileler toplumlar. İşte o aileler ne kadar sağlıklı olursa, bireyler ne kadar sağlıklı olursa toplum o kadar sağlıklı olur. Aslında bu dönemde de en çok ihtiyacımız olan konular bunlar. Konuşulması gereken, dinlenmesi gereken. İşte bizim de şu anda stüdyomuzda uzman psikolog, aile danışmanı, eğitimci, yazar bir konuğumuz var. İrem Uslubedir, hoş geldiniz diyelim ve konularımıza geçelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Öncelikle ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, sizler iyisiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten aile çok önemli toplumumuz için ve son yıllarda da aslında gündemde bazen siyasileştiriliyor konular ama ne kadar da olsa aile birliğini, toplumu korumak için ailenin düzenini korumak çok önemli. Şimdi bunları konuşacağız ama İrem Hanım, öncelikle siz nasıl başladınız, sektöre girdiniz? Bir kariyer CV'nizi dinleyelim, sonra da sorularımıza geçelim. Tamam. Tabii insanın kendinden bahsetmesi zor. Çok zor. Evet, herhalde evrenin en zor sorusu. Programın da en zor yeri burası. Evet, en zor şeylerinden biri. Çünkü evet, belli bir kariyer yapıyorsunuz ama bu kariyere gelene kadar birçok aşamadan geçiyorsunuz. Ama bunu anlatma noktasına gelince bir anda işte hani ben kimim acaba, ne yaptım sorusu oluyor. İrem Uslubedir, dediğiniz gibi yani eğitimci, yazar, aynı zamanda oyun kum terapistiyim ben, uzman psikoloğum. Zaten ilk olarak ben şeyde doğdum, Mardin'de doğdum, Medeniyetler ve Kültür Şehri Mardin'de doğdum. 88 yılından sonra da İstanbul'da, İstanbul Felsefe Koridorları ile başladı benim akademik hayatım. Ama daha sonra işte çocuk ve ergenlere, aileye olan düşkünlüğümle beraber bu minimalde ilerlemeyi, işin açıkçası kendime daha uygun buldum. Ondan sonra artık çocuk gelişimi ve uzmanlığımı da psikoloji alanında aldım ve ondan sonra tabii devam ettim. Bu işte 2000 yılına kadar özel sektörlerde çalıştım ama sonra işte hayalimde hep kendime ait bir kurum düşüncesi vardı. 2000 yılından sonra da artık bir çocuk kulübü, kreş ve hem ailelerle hem çocuklarla, yani ben 2000 yılına kadar genelde ergenlerle uğraştım. Ama daha sonra işte bunu birazcık daha böyle hani minik yürekle inmek düşüncesi hasıl oldu bende. Ondan sonra da artık 2000 yılından sonra kendi kurumumu kurmuş oldum. Yani yaklaşık 15 yıl kendi kurumumda idarecilik ve danışmanlık yaptım, yöneticilik yaptım. Daha sonra artık 2015 yılından sonra birazcık daha bireysel ve alana yöneldim. Ve korumayla birlikte biliyorsunuz bir süreç oluştu. Online danışmanlık dediğimiz aslında o an için zor bir süreç. Evet. Ama şu an çok keyif aldığım bir sürecin içine girdim. Online danışmanlığın içine girmiş oldum. Ve koronada bir de şu güzellik oldu benim için. Yani bir hem kendi vakalarımı hem kendi deneyimlerimi işte bir yerde harmanlamak istedim işin açıkçası. Öyle olunca da işte bunları yazabilir miyim acaba? Hani bir yazıya aktarabilir miyim diye bir düşünce oldu tabii. Hani genelde hiperaktif bir insanım ama o şeyde biraz sakin, daha sakin deyince, daha sakin düşününce aslında bunu da yapabilirmişim dedim. Ve ilk kitabım çıktı, Keşfedilmemiş Kıtalara Yolculuk diye. Ebeveynler için gerçekten başucu kaynağı olabilecek bir eser. Şimdi de artık ikinci kitap. Hoşuma gitti bu süreç. İkinci kitaba doğru da gidiyorum şu an. Harika. Gerçekten pandemi bize bir sürü yazar kazandırdı. Ben burada yazarları dinlerken hep orada hikayenin başladığını çok dinliyorum. Arada bir böyle kapatılsak aslında fena olmaz. Aynen, yani aslında şöyle, gerçekten insanın bir dinlenme ihtiyacı var. Yani yoğun, hani bizler gibi, sizler gibi insanlar yoğun yaşadığı için o yoğunlukta bazen kendimizi kaybedebiliyoruz. Oturup da kendimizi dinlediğimizde aslında bu kadar bir deneyimim var ve bunun paylaşılması lazım diyorsunuz. Koronanın bende en büyük şeylerinden biri o, değil dediğim gibi. Yani hem online danışmanlık, çünkü önce bana çok hani şey geldi işin açıkçası, yani yapılabilir mi? Yani yüz yüze, çünkü hani biliyorsunuz bizim psikologların en büyük şeyi yani bir dokunmak istiyoruz karşımızdaki insana. Ama yok, dokunuyorsun. Yani ekran karşısında da aslında dokunuluyormuş. Yani bunu fark ettim yani bu süreçte. Biz de eskiden hiç böyle telefon başından yayın yapmak olur mu öyle şey derdik ama pandemi de bize mesela onu kazandırdı. Aynen. Peki şimdi birçok konuyla aile bağlamında ilgileniyorsunuz ama aslında bu pandemiyle birlikte de çok değişen tabii psikolojiler de var artık. İnsan çok değişik bir varlık gerçekten ama. Tabii değişik ki, ve güzel bir varlık aslında. Değil mi? Ama insanın tabii ki, belki de bilmiyorum, tabii ilerleyen yaşlarım da gösterecek ama şu ana kadar geldiğim dönem içinde mesela şahsen benim de
en zor belki de yaş dönemim, ergenlik dönemim oldu. Çünkü bütün alışkanlıkların değişiyor. Artık bambaşka bir hayata başlıyorsun ama şimdi mesela daha zor olabilir gibi geliyorum. Teknolojiyle birlikte çocuklar daha kapandılar çünkü iyice içlerine. Şimdi bir topluma karışmak onlar için daha zor geliyordur. Ergenlerle ilgili yaptığınız çalışmalar var mı? Onlarla daha yoğun görüşüyor musunuz? Evet, yani ergenler bilmiyorum. Gerçekten benim en çok sevdiğim ve keyif aldığım noktalardan biri. Evet, yani bir oyun terapistiyim, kum terapistiyim. Ama ergenlerde benim her zaman için yani popüler olan noktalarımdan biri. Abi bilmiyorum, evet zor gibi geliyor, zor kabul ediliyor ama ben hani bu bir keyifli yolculuk. Hani şu var, bir işi bildikten sonra sadece onun yapı taşlarını oturtmak önemli. Yani ergenlerin evet sorunları var, nedir? Sadece sorunlar değişir ama öz olan insan aynıdır. Yani ben hep zaten o milvanda ilerlemeye çalıştım. Yani öz olan ergen aynı, fark eden bir şey yok. Ya bu Z kuşağı da olsa, Y kuşağı da olsa, X bizim gibi X kuşağı da olsa fark eden bir şey yok. Ergenlere hani evet ne dedi, bir kimlik bunalımı var ve o kimlik bunalımını aşması gerekiyor. Veya ne bileyim işte hani farklı noktalarda cinsel dürtülerinin çok fazla olduğu bir zaman dilimi oluyor. Hormonlar biliyorsunuz işin içine giriyor. Ve en önemlisi bir sınav hengamesi var ve o sınav hengamesinin içine girmek zorunda o ergen. Ve ben genelde ergenlerle çalışırken şunu yapıyorum. Yani sınav koçluğu, mentörlük artı terapi şeklinde. Yani hep bu şekilde ilerledim. Çünkü hani ben şuna inanmıyorum. İşte koç olacaksın, evet rehber olacaksın ama yani o çocuk orada boğulurken yani onu bırakmanın bir anlamı yok. Yani kimlik bunalımına giriyor çünkü birçok kaygıları oluyor, birçok baş etmesi gereken stres durumları oluyor. Çok fazla çaresizlik oluyor ve boğulmaya çalışıyor o anda. Ve onu bir anda aslında tutup kaldırmak gerekiyor. Ve ben o noktada tutup kaldırmak istiyorum. Ve hani dediğim gibi o sonuçta çok keyifli. Hani evet çocuklar için sıkıntılı bir devre. Ama ben hani onları anlayabildikten sonra beraber yol alabildiğimizi görüyorum ve onlarda da o ışıltıyı görüyorum zaten. Yani beraber zaten gittiğimiz bu yol onlarla. Hani şu var, her devrede sadece ergenler için değil. Yani hani bazen şu deniyor, çünkü ben hani oyun terapisi de yaptığım için çocuktur anlamaz. O kadar çok şey anlıyor ki. Yani onlar gerçekten küçük filozoflar diyorum ben onlar için. Yani merak ve keşfin hakikaten dorukta olduğu zaman dilimi, onların ruhlarına dokunmak, onların duygularına dokunmak, onları anlamaya çalışmak. Çünkü onlar da var olmaya çalışıyorlar. Yani doğadaki her canlı gibi ve insan olmanın en güzel noktası o. Gerçekten var olmaya çalışıyor. Yani o küçücük beyin bile fark edilmek istiyor. Yani yapılan, hani bazen onu diyorlar, yani işte şu hastalıktan geldim diyorlar. Ama özüne baktığımda aslında bir noktada birleşiyoruz biz orada. Bu çocuk size kendini göstermek istiyor. Size duygularını göstermek istiyor. Beni görün diyor. Yani ben buradayım. Ben bir varlığım. Yani ben evet bu kadar yaramazlık yapabilirim. Yemek yemeyebilirim. Ağlayabilirim. Okul fobisi geliştirebilirim. Yani ne bileyim, hiperaktivitem olabilir. Evet bunlar yani çalıştığım konular. Ama işte dediğim gibi bunun alt sebebine baktığımda gördüğüm tek şey, ki dediğim gibi sadece bu çocuklar için değil, ben hani yetişkinler aile danışmanlığı da yapıyorum. Şunu istiyorlar. Beni gör, duygularımı anla ve benim var olma sürecimde lütfen benimle beraber ol, elimi tut. Yani şöyle bir hikaye vardır, bilmiyorum bilir misiniz? Yani ki benim seanslarımda hep başladığım bir noktadır o benim için. Bir tayfa şeye düşüyor, denize düşüyor. Tabii biliyorsunuz okyanus hani derin suların olduğu, gerçekten işte köpek balıklarının birçok zorluğun olduğu bir nokta. Ve o noktada tabii ilk önce tabii düştüğü andan itibaren hani önce bir çırpınmaya başlıyor. Yani çünkü önce o yoğun denizin şeyi var. Fakat daha sonra yavaş yavaş şunu düşünmeye başlıyor. Aklına kaptan geliyor, kaptanın yaptığı konuşmalar geliyor. Hani diyor ki sakinliğinizi koruyun diyor. Yani başınıza her şey gelebilir ama siz kendinizi bırakmadığınız müddetçe bu yolu aşarsınız diyor. Ve gerçekten çocuk onu düşünüyor ve çocuk yüzme bilmiyor. Ama şunu düşünüyor, demek ki yüzme buymuş aslında. Yani ilerleyebiliyorum aslında. Yani o zaman üzerindeki yükleri atıyor, işte üzerindeki çizmeleri atıyor, üstündeki ağırlıkları atıyor ve hafif hafif
yüzmeye başlıyor. O arada kaptana haber veriliyor. Kaptan saatine bakıyor. Hani filikanın temizlendiği zaman dilimiyle beraber bir hesap ediyor. 1 saat 21 dakika diyor. Bu çocuk 1 saat 21 dakika önce düştü ve yüzme bilmiyor. Ama benim dönmem lazım diyor o noktada. Tabii okyanus biliyorsunuz yani hemen yolu çevrilecek bir nokta değil. İşte mazot dökülüyor. Ondan sonra yavaş yavaş o noktada geri dönüş alınıyor. Tabii 2,5 saat sonra varılıyor o varılması gereken noktaya. Ondan sonra bir baş görülüyor, küçük bir baş. Hemen onu kurtarıp geminin güvertesini alıyorlar. Ondan sonra sarmaladıktan sonra tabii kaptan geliyor. Oğlum diyor yani sen hiç yüzme bilmiyordun diyor. Nasıl 2,5 saat bu okyanusta kalabildin diyor. Merak ediyor çünkü. Çocuğun orada diyor çünkü bana bunu siz söylediniz diyor kaptanım. Siz oradaydınız diyor. Diyor ki hayır ben orada değildim diyor. Ama diyor siz hep söylemlerinizle benim yanımdaydınız diyor. Ve ne zaman işte düşsem diyor hep siz aklıma geldiniz ve tutunmaya çalıştım diyor o zorluklara. Ondan sonra da çıktım. Peki diyor ve en önemlisi diyor ki bu çok önemli benim hayatımda da hani benim için bir noktadır o. Çünkü sizin beni kurtaracağınızı biliyordum diyor. Evet bu çok önemli. Yani bizim işte güveni ilişkisi çok önemli. Gerçekten bir insan size güvendikten sonra onunla beraber yol alıyorsunuz. Bu çocuk da olsa, ebeveyn de olsa, ergen de olsa, eğer size güveniyorsa ki benim ilişkilerimdeki en büyük temel nokta olur. Yani bir insanın ruh dünyasına dokunacaksam önce bir bana güvenmesi lazım. Yani terapi süreçlerimde de hep bunu yaşıyorum. Yani önce bir bana bir güvensin, ondan sonra uzatıp tutan el olma noktasına geliyorum. İyi bir insan olmak istiyorum işin açıkçası. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Keşke hepimizin niyeti bu olsa. Ama şimdi ben size bir şey sormak istiyorum İrem Hanım. Tabii ki. Şimdi çok güzel bir yerden çünkü açtık konuyu. Çok da güzel bir örnek verdiniz. Görünmekle ilgili dediniz ya geride döndüğünde güvendiği, bildiği biri olduğu zaman insan göründüğü yerde kalıyor. Belki başkası o ihtimal kalmasa orada ölecekti o çocuk. Evet. Bunu hayatımıza indirgediğimizde dedik ya çocuk görünmek istiyor aslında. Sonra dediniz de büyüyünce de görünmek istiyoruz. Hep onay almak istiyoruz. Evet. Şimdi sosyal medya öyle bir girdi ki hayatımıza. Hepimiz bir şey paylaştığımız zaman kaç kişi görmüş? Evet, neden beğenilmedi? Hepimiz de bu ya insan bir görünmek istiyor. Ve bizim ülkemizde de maalesef ki şöyle bir sıkıntı var işte. Gelenekler, görenekler böyle geriye gittiğimiz zaman işte kucağına çocuğunu almayan babalar gibi düşündüğümüz zaman ülkemizde çok büyük bir sorun mudur bu görünememek, görünmemesi bireylerin, değer verilmemesi, duyguların anlaşılması. Bütün dünyada sorun ama bizde sanki böyle biraz daha öne mi çıkmıştır bu? Birazcık daha öne çıkmış. Ya bir de ben bilmiyorum yani toplumumuzdaki en büyük handikaplardan biri şu. Çok fazla olumsuza odaklanıyoruz. Yani olumsuzu düşünüp hep o çaresizlik ve değersizlik içinde kalıyoruz. Yani öncelikle şunu bilmek lazım. Yani kendimizden şarjlı olmak. Ve zaten benim oyun terapisinde veya kum terapisinde, filial terapide verdiğim şeylerden biri bu. Yani çocuk kendinden güç almalı. Yani çünkü yıllarca bana ki ben de ilk eğitim, 30 yıldır yaklaşık bu camianın içindeyim. Şu söyleniyordu işte 6 ödül 1 mola veya ceza artık sonradan molaya çevrildi bazı şeyler. Ondan sonra artık hani belli bir noktadan sonra genelde edimsel koşullanmayla hani gittik biz işin içine. Fakat şu çok önemli yani dışarıdan ödülün verilmesi gerekmiyor. Bizim ödülün içeriden olması gerekiyor. Yani benim kendimden güç alarak bir yerlere çıkmam gerekiyor. İşte oyun terapisindeki ilk şeyimiz o. Yani çocuğa kendini cesaretlendirerek, kendisinden güç alarak evet yaptın. Sen bunun için çok uğraştın. Sen bunun için çaba harcıyorsun. Yani ben bunu görüyorum. Yani oyun terapisinde verdiğim genelde tema o. Gençler için de aynı. Sen bunu başardın. İşte bu haftaki hedefine bu şekilde ulaştın sen. Yani bu çabayı övmek çok önemli. Yani bu çocuk veya ailede de aynı şey. Filial terapi veriyorum ben şu an ebeveynler ve ailelerle çalışıyorum. 10 seanslık bir seans sürecimiz. Onda şunu görüyorum. Hep şuna odaklama ve ilk hani seanslarımda ben bunu veriyorum. Donut'a örnek veriyorum orada. Genelde biz çöreğin boşluğuna odaklanıyoruz.
Halbuki bizim için o donut'ın yenen kısmı önemli. Veya işte bir şey vardır ya, hani dolu bardak, boş bardak verilen bir metafor vardır. Hmm. Genelde biz boş kısmına, evet. Hayır biz dolu kısmına odaklanıp oradan güç alarak, hani bu dediğim gibi çocuk için de öyledir. 2 yaşındaki çocuk bile inanın kendi çabasını, yani mesela sınırları çalışıyorum bazen. O sınırlarda şunu çocuk bir deniyor beni, yani gerçekten hani ne derece sınırı, ama sınırları çocuklara verdikten sonra ve seçimi verdikten sonra, yani çünkü şunu veriyorum çocuğa, evet yani diyelim ki agresif oyuncaklar var, yani ben vurulmak için değilim. Eğer vurmak istiyorsan işte bir hedef belirliyorsun, şunu vurabilirsin. Yani çocuk ne yapacağını öncelikle bilmeli. Ya bizim kayboluşluğumuzun en büyük şeyi o. Yani onda kayboluyoruz biz. Kendimizi bilmediğimiz için, kendimizi var edemediğimiz için hep dışarıdan işte annem beni övsün, arkadaşlarım beni pohpohlasın, İşte sosyal medya bana aman aman desin. Görünme şeyimiz zaten oradan geliyor. Kimsenin beni görmesine ihtiyacım yok. Ben kendimi gördükten sonra, ben kendimle ayakta olduktan sonra ben zaten güçlü bir insanım. Yani bu çok önemli. Bunu vermek bence çok önemli. Evet, evet, kesinlikle. Ki felsefede de kendini bil. Evet. Değil mi? Aynen, Sokrates'in zaten ilk öğretimiz onunla başladık zaten. Değil mi? Aynen öyle, sağ olsun. Tasavvufta Muhyiddin İbni Arabi. Aynen, tasavvufta da yine Muhyiddin Arabi. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani onunla başlıyoruz. Kendini bilen her şeyi biliyor. Her şeyi yani bilir. O çok önemli. Yani her bizim kendimizi bilmemiz, kendi gücümüzü fark etmemiz. Şeyde bile ben çalışırken aile danışmanlığında ilk şunu diyorum, yani senin güçlü yönün ne? Ya genelde sorun odaklı çalışmam. Yani ya çünkü hep bu öğretildi bize. Bir bilinç, evet tamam, bir bilinçaltımız var. Evet hani iceberg'in bir kapalı tarafı var. Bilincin alt tarafı var. Okey, bunu kabul ediyorum. Bizi etkileyen noktalar var. Okey, bunu da kabul ediyorum. Ama bizim için önemli olan şu. Yani şu an ne yapabilirim? Geçmiş, geçmişte kaldı. Gelecek, meçhul. Ama ben şu anda, mindfulness çok çalışırım ben şeylerimde. Yani şu anda ne yapabilirim? Önemli olan bu. Şu anda ne yapıyorsak onu yapalım. Yani gelecek olmayan bir şey için, ha tamam hedef belirlersin, o ayrı bir mevzu. Fakat dediğim gibi eski kaygıları bir tarafa bırakıp özgürleştirmek lazım ruhu. Yani evet annemle problemim vardır, babamla problemim vardır. Ne bileyim fi tarihinde arkadaşımla sıkıntı yaşamışımdır. Patronumdan çok kazık yemişimdir hani günümüz deyimiyle. Olabilir, evet. Ama bunlar beni ne kadar güçlendirdi? Ben ona bakarım. Yani hiç mi sorun yok? Her zaman sorun var. Hiç mi olmayacak? Her zaman olacak. Ama işte ben burada nasıl bir çözüm ürettim? Bu süreçte ben nasıl güçlendim? Yani bu önemli, yoksa hep sorun olacak. Ama ha dostsuz, hatasız dost arayan dostsuz kalır misali. Ha ben onları görmüyorum. Kendi hayatımda da bu şekilde yaşarım. Yani olumsuzluğa çok odaklanmam. Süreç odaklı genelde ilerliyorum. Çözüm odaklı giderim. Yani şu an senin güçlü noktan ne kardeşim? Tamam, eşinde sorun yaşamışsın. Tamam kardeşim, çocuğun yemek yemiyor. Tamam şu olmuş, ama yani şu an ne yapabiliriz? Bir de hep bizim kendi sanki sadece bizim başımıza geliyor gibi düşünüyoruz. Ben bunu çok fark ettim. Mesela bir şey oluyor. Örnek veriyorum. Küçük yaşta mesela böyle de biraz programı terapiye çevirdim. 98 yılında mesela ben babamı kaybettim. O zamanlar mesela sanki, teşekkür ederim, sanki dünyada 15 yaşında babasını kaybeden adam sadece ben gibi geliyordu. Öyle. Konuştukça, hikayeleri dinledikçe bir bakıyorsun ki herkeste aynı dert var. Aynı muhabbet. Değil ya mi? Dediğim gibi siz babanızı kaybetmişsiniz. Biri eşini kaybetmiştir, biri çocuğunu kaybetmiştir. Ya bir kayıp yas yaşanmıştır, yaşanır da. Yani her zaman olacak bu. Sorun insan varsa sorun var zaten. Bir de bizi birleştiren şey ölüm. Aynen yani, ama işte önemli olan şu, yani ben nasıl güçleneceğim? Yani kendimden nasıl güç alacağım? Yoksa o denizde boğulur kalırız. Yani köpek balıkları yok mu? Hani demin anlattığım tayfa misali, köpek balıklarımız var. Yukarıda kartallar, şahinler bizi belki hani yemek için uğraşıyor, ama bunlar belki çok karınları önemli tok ama, değil mi? Ha, bu belki, kadar da karımsar aynen olmuyorlar. Yani olsun, ama çok önemli değil. Ya önemli olan benim sakin bir şekilde sakinliğimi yitirmeden,
Yüzme bilmiyorum, bir şekilde öğrenirim. Yani yüzme bilmeyen, bakın hani belki siz de yapılan araştırmalar var. Ya bir tek insan ve maymunlar yüzmeyi öğrenemiyor. Kim insan şeyinde refleks olarak, hani biz hani kuramcıları zaten gördük. Refleks olarak insanda yüzme refleksi ilk haftada var, sonradan kayboluyor. Değil mi? Tabii. Yani sen bir şekilde içgüdülerinle aslında bir yönler buluyorsun. Bir de ben terapi sürecimde şunu yaşıyorum. Yani çözümü zaten kendisi veriyor. Yani hastalığın çözümü kendi içinde aslında. Değil mi? Derdi. Yani onu kendi veriyor bana. Çünkü ben onun ne yaşanmış olduğunu, sıkıntılar içinde. Hani sadece ben şunu diyorum. Yani hani onu yaptın ama çözüm olmadı. O zaman nasıl bir çözüm bulabiliriz? Yani bunu kendi veriyor zaten bana. Benim ona ekstradan şunu yap dememe gerek kalmıyor. Evet, çok güzeldir o da. Ben onu da çok severim. Dermanı derdin içinde ara. Aynen öyle. Mesela aynen. Donan insanı karla canlandırırlar. Evet, aynen öyle. Bunun gibi bir sürü örnek var aynen yani önümüzde. Öyle. Aynen peki, öyle. Peki şimdi siz birçok konuda eğitimler almışsınız. Çok kapsamlı aile bakış açınız. Ergenlerle çalışıyorsunuz ama konu aile olduğu zaman, şimdi ergen olunca tabii bir ebeveyn, kardeşler söz konusu oluyor ya. Aynen. İster istemez hep aileye dokunuyorsunuz değil mi? İster istemez aileye her zaman dokunuyorum. Bir de zaten ebeveynle bile çalışırken, yani dediğim gibi terapi süreci ilerlediğim için, yani 4 hafta eğer ebeveynle çalışıyorsam bu 4 haftanın bir haftasında muhakkak ebeveyni. Çünkü ebeveyn merak ediyor, ya bunlar konuşuyor ama ne oluyor yani. Bir de hani biz ebeveyn olarak şunu istiyoruz, ne yapıyor acaba? İşte hani bir yönlendirme ihtiyacı bizim maalesef Türk toplumunda, daha doğrusu bütün toplumlarda var. Yani sadece Türk toplumu için değil ama bizde bir miktar fazla var herhalde. Yönlendireyim, aman çocuğumun başına bir şey gelmesin ya, bırak o çocuğun bir yol bulacak. Yani hata yapacaksa bile hata yaparak öğrensin. Yani bunu bir şekilde öğrenecek ama o çocuk. Öyle olunca ailelerle de ben çalışıyorum. Yani özellikle hani ilk baştan zaten filialin bir tarafı bizim aileler. Önce onları güçlendiriyorum. Çünkü hani ben üniversitedeki tezim de bağlanma odaklıydı zaten. Evli çiftlerle çalıştım ben. 300 tane evli çiftle çalıştım. Oradan itibaren şunu gördüm. Küçük yaştaki bağlanma örüntüsü bizim bütün ilişkilerimizi etkiliyor. Şu an mesela evli çiftlerle de çalışıyorum ve şunu görüyorum. Yani ilişkiyi yürütemiyoruz. Sıkıntımız o. Aslında hani baktığımda iki taraf da kötü değil. Veya atıyorum iki taraf da olumsuz değil. Ama yan yana geldiğinde sanki olumsuzların çarpışması gibi bir anda bir çarpışma var. Halbuki sakin olarak oturup dinlendiğinde bunu yapıyorum. Yani sen onun yerine geç, o senin yerine geçsin. Ha bunu da niye yapıyorum? Çünkü birbirlerinin duygularını bir anlasınlar. Yani acaba o anda ne hissediyor? Yani onu o acaba ne yaşıyor o? Yani sen evet diyorum anlamıyor diyor. Ama acaba sen onun duygularına girebildin mi? Bir bak bakalım. Yani o an sen ona bağırdın, çağırdın, ne hissetti? Veya sen işte tam çözüm bulacakken kaçtın gittin. Bir anda kadını veya kocayı bir anda küt diye ortalıkta bıraktım. Yani o terk edilmiş duygusu belki onun hani geçmişten getirdiği bir duygudur ve hani pik yapmıştır belki de. Yani hani bunu bir çalışmak lazım. Yani acaba neden? Yani eğer kaçıyorsa bağlanmadan veya eşinden kaçıyorsa bunun muhakkak altında bir sorun var. Veya ne bileyim işte farklı sorunları varsa muhakkak ki anlaşılamamaktan. Bizim en büyük benim toplumda gördüğüm, ailelerde gördüğüm, çünkü aile danışmanlığı da yapıyorum, ilişkileri yönetemiyoruz biz. Yani bizim sıkıntımız ilişkisel bağlantıda sorunlu gidiyor bazı şeyler. Halbuki aslında dediğim gibi yani sakinliğimizi korusak, evet, karşı tarafın duygularını, bir de şunu gördüm ben yani en hem çocuklarda hem ailelerde, ya biz duygularımızı çok bilmiyoruz. Ya o gün, o an üzgünsem üzgünüm kardeşim. Yani o an kaygılıysam kaygılıyım ben. Yani hani toplumca aman üzülme veya yapma geçer. Hayır, üzgünüm. Ve üzgünlüğümün görülmesini istiyorum ben. Yani o an işte patronum bana bağırdı çağırdı ve ben sinirlendim, öfkeliyim. Ya öfke doğal bir duygu. Yani yok canım öfkelenmeye gerek yok deyip yatsıyamam ben bu duyguyu. Öfkeliyim, kabul ediyorum. Ben çocuğa bile, bakın diyorum ya, 2 yaşındaki çocuğa bile şunu dediğimde, şu an öfkelisin. Çocuk şu an duruyor yani, hani şey vardır, bir an şeyin içine girer ve onu hani sinemasının içinde görürsün gibi.
Bir bakıyor, evet diyor, aslında öfkeliyim ya, şimdiye kadar bana bunu hiç kimse söylememişti. Veya mesela hani bir şey yapmaya çalışıyor, becermeye çalışıyor. O an bir sanat etkinliği var ama işin içinden çıkamıyor, sinirleniyor. Öfkelendin diyorum şu an. Ya şu an öfkelisin. Veya işte bunu yapmaya çalışıyorsun ama yapamıyorsun. Yani bunlar doğal süreçler. İşte buradaki en güzel şey onu anlıyorsun. Toplum olarak evli insanlar da bunu görüyorum, duygularını anlamıyorlar. Yani duygu odaklı yaşamıyoruz biz. Maalesef ki en büyük sorunlarımızdan biri o. Duygularımız hep yatsınıyor. Halbuki öfkeliysem kardeşim öfkeliyim. Ha, önemli olan öfkemi geçtikten sonra, ya atıyorum mesela ben kendi danışanlarımda bile bir onu diyorum. Yani çok çabuk sinirlenen bir insanımdır ben kardeşim. Ben hani şey yaparken kendi aileme bile bunu derim. Ya ben şu an sinirliyim, kendi çocuklarıma bile. Hani sinirlendiğimde bunu diyorum. Oğlum veya kızım şu an sinirliyim. 10 dakikaya kadar lütfen kimse benimle konuşmasın. Veya şunu diyorum mesela. Yani ben 10 dakika artık sistem kapalı. Şu an kesinlikle veya bir gün bazen. Yani hani bu sürecin ne kadar olduğunu bilemiyorsun. Yani 10 dakika olur, yarım saat olur. İş verenken de öyleydim. Yani mesela halkla ilişkilerde arkadaşım vardı. Hani şunu diyordum. İşte Kadir Hanım yarım saat... Ben yokum. Çünkü yarım saat kendimi dinlemem lazım. Kendi sorunlarımla baş etmem lazım. Çünkü şu an öfkeliyim. Yani ben kendimin eğer farkındaysam. Ha şunu diyemem. Yok ben öyle olunca farklı tarafa çatıyorum. Yani size çatarım. İşte ne bileyim halkla ilişkilerdeki arkadaşa çatarım. Grup öğretmenine çatarım. Gider onlara edemedim. Onlarla biraz şeyim var. Gider o işi yapan temizlikteki adama çatarım. Aşçıya çatırım. Yani çatacağım ya, çünkü benim bir yerde duygumu boşaltmam gerekiyor. İşte bakın oyun terapisinde de ben onu yapıyorum. Sinirlisin ama şuraya boşalt. Evet, silahı aldın. Ben vurulmak için değilim. Yastığa vurabilirsin. Yani bu çok önemli. Yani ben seni görüyorum. Şu an sinirlisin. Ama ben vurulmak için değilim. Orada sınırı anında çiziyorum. Çünkü şu anki en büyük şeyler, sınırlarımızı bilmiyoruz. Eş kocanın şeyini hemen görüyor. Kadın kocanın şeyini. Biri diğerinin cep telefonu karıştırıyor. Biri diğerinin aile arkadaşlarına karışıyor. Hayır, yani ben evliysem bile bir bireyim. Yani benim bir kişisel alanım var. Benim bir sınırım var. Yani o kişisel, bu eşim de olsa ben asla... Açıp da eşimin cep telefonuna bakmam beni ilgilendirmez yani. Bu onun çünkü kişisel alanı. O da benimkine bakmaz. Yani veya çocuğumun, 3 tane çocuğum var. Ben çocuklarımın mesela şimdiye kadar hiçbir şekilde onların... Çok özel... net bir soru soracağım o zaman. Söyleyebilirsiniz. Sorabilirsiniz. Eşinin telefonuna bakmak, birlikte olduğu kişinin telefonuna bakmak. Sizce orada bir rahatsızlık belirtisi midir? Ya sınırları bilmemek, onu ben onu diyorum. Yani onun sınırları bu. Yani hani varsa bile problemli bir durum bu. Yani olabilir, o an beni aldatıyor da olabilir. Yani o an farklı bir şeyle de kendince bir kriz de yönetiyor olabilir. Yani benim o krizin ortasına girip dalmama gerek yok. Ya o izin isterse hani evet benim alanıma girebilirsin, şu an boğuluyorum, benimle yol alırsın derse amenna. Ama yok, o bana öyle bir şeyde bulunmuyor. Yani kendince sıkıntılarını çözmeye çalışıyor. Bana da bir şey demiyorsa ben karışmam yani. Ne diye ben onun cep telefonunu veya ne bileyim farklı bir sosyal medyasını takip edeyim? Bu beni ilgilendiren bir mevzu değil. Bu onu ilgilendiren ya, bir mevzu. Dinleyin arkadaşlar, burası önemli. Valla İrem Hanım çok keyifliydi sizinle sohbet ama maalesef ki işte süre sıkıntı. Zaten insanı konuşmakla devam edecek. Konuşsak sabaha kadar. Sabaha kadar konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağırladığınız için çok sağ olun. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, gerçekten de İrem Hanım'la çok keyifli bir sohbet yaptık. Biraz insan üzerine, aile üzerine, işte aileyle insanlar, toplumu, aileler oluşturunca işte o bireysel çalışmaların, bireysel farkındalıkların çok önemli olduğunu varsayıyoruz. Çünkü bir kişiyi düzeltmek belki de ailenin tamamını düzeltmek, oradan yola çıkınca da toplumu düzeltmek demek. İşte çok küçük şeylere takılıyoruz aslında, şunları bir halledebilsek. Ama az kaldı, inanıyorum. Gerçekten artık hepimizin çok şükür ve çok rahatlıkla işte kendimizle ilgili sorunları söyleyebiliyoruz ekran karşısında bile. İnsanlar da psikologlara gitmeye başladı. İnşallah böyle böyle düzeleceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.